Dedemle çantam hazır mı? Servise geç kalacağım. Ali'ye çantasını soruyor. Anne, beslenmem. Geldim kızım, geldim. Kalkmışken şunu da dolduruver. Ben şimdi hemen bir şeyler koyarım çantana. Gel kızım. Süpersin babaanne. Güzelim benim. Babaannesi onun şimdi beslenmesini hazırlar. Bu da buradaymış. Güzelim benim. Bak, elma da koyuyorum. Sakın yememezlik etme, tamam mı? Tamam babaanne. Okuldan sonra geleceksin değil mi? Geleceğim tabii. Gelmez olur muyum? Hani planımız vardı ya. Evet. Hadi bakalım. Oh. Babaannem benim yavrum. Anne bir şey istedik ya. Oho. Ay, unuttum. Ya bir işi beceremiyorsun ya. Şu yerin haline bak. Temizlerim kızım. Sağ bacağım çok ağrıyor. Ya ne bacağı ya? Nasıl çıkacak bu lekeler? Mahvettin çay keyfimi. Sağ bacağım ayakta durunca daha fazla ağrıyor. Son günlerde iyi değil. Kabahat sende değil ki bende. Ali'ye bez getir kızım oradan. Ali'ye okula gitti kızım. Ya of ya of of. Ya inanamıyorum ya. Şu mutfağın haline bak. Ya iki bulaşığı bir makineye atamıyor. Ya nerede bu temiz bez? Yarın öbür gün elden ayaktan düşerse o da senin başına kalır kızım. Ah Deniz ah, daha çok çekeceğin derdin var senin. Neymiş efendim? Bacağı ağrıyormuş. Heh. Mesaj veriyor. Ben yatacağım, sen bana bakacaksın diyor. Babaanne çok seviyorum sinemayı. E gideriz güzelim. Sen yeter ki babaannene söyle. Bir tanesin canım babaannem benim. Öpeceğim seni. Gözünüz aydın gelin hanım. Oğlunuz erken dönmüş. Babam mı dönmüş? Oley çok süper bir gün. E iş erken bitmişse sağ salim dönmüştür. Ne yapalım biz, tatlı alalım seninle. Sürpriz yapalım babam değil mi babaanne? Evet. Hadi görüşürüz. Güle güle. Babam gelmiş, babam gelmiş. Sessiz olun, Yasin uyuyor. Özledim babamı. Uyandırsam olmaz mı anne? Bırak uyusun adam. Hem siz neredesiniz bu saate kadar, meraktan çatlattınız beni? Babaannem beni sinemaya götürdü. Kimden izin aldınız? Sana söyledim, götürmedim. Ben de babaanneme söyledim. Ya anne, daha sabah seninle ne konuştuk? Niye bana sormadan işler yapıyorsun? Kızım, babaanneciğim beni sinemaya götürdü. Yeni film gelmiş dedi, ben de götürdüm. Ne var bunda? Ya bir bildiğim var ki götürmüyorum değil mi? Derslerin aksatmasını mı istiyorsun? Kızım iki saatten bir şey olmaz ki. Her şeyi sen biliyorsun zaten anne, her şeyi. Ya ne oluyor, nedir bu gürültü? Babacığım. Güzel kızım gelmiş benim. Ne haber? İyi. Hoş geldin anneciğim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Anlat bakalım güzel kızım. Okul nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Sen anlat baba, oralar nasıl?
Ben çay alacağım hayatım. Sen de içiyor musun? İçerim hayatım, sağ ol. Anneciğim, sen çayı seversin. İstemiyor musun? Yok oğlum. Ben masayı toplayayım. Tatlı da aldık babaannemle. Yeriz değil mi baba çayın yanında? Yeriz tabii güzel kızım, yeriz. Ama bir çayımızı içelim, sindirelim yemeğimizi ondan sonra. İşin erken bitti, çabuk döndün. Bir şirket organizasyonuydu. İtalya'nın 2-3 şehrini gezdirdik. Şirketlerinde yıllık plan mı ne değişmiş, erkenden bitirdiler turlarını, ben de geri geldim. Bize yine hediye yok değil mi? E kızım, her seferinde hediye getirirsen para mı dayanır buna? Anneciğim hayırdır, ne oldu? Yok oğlum bir şey. Bugün biraz fazla yoruldum. Torunumla dolaştık bugün malum. Aa. Ben bir mutfağa gideyim. Kim bilir yine neler kırılıp dökülmüştür. Biraz İtalya'dan bahsetsene baba. Ben bir annene bakıp geliyorum kızım, tamam mı? Odaya çıkalım mı? Biraz çizgi film izleriz. Tamam yavrum, hadi çıkalım. Deniz, ne oldu? Bir şey olduğu yok. Hayatım, nasıl yok? Bağırışınıza uyandım. Annemin yüzü asık, senin suratın 5 karış. Kızı sinemaya götürmüş. Ya bacak kadar çocuğun sinemada ne işi var? Hayatım, çizgi filme gitmişlerdir. Ya televizyonda bütün gün çizgi film izliyorlar zaten. Aliye zorlamıştır. Annem onu kıramaz, bilirsin. O girmiştir Aliye'nin kafasına. Çocuğu bahaneydi, fink atıyor hanımefendi. Yapma Deniz. Annem bu yaştan sonra filmi ne yapacak? Sen öyle san. Hep onu savunursun zaten. Ne alakası var? Ya annen her şeye karışıyor. Bir şeyi topla dediğimde de kırıp döküyor. Ya çocuğu benden haberse sinemaya götürmüş. Öldüm meraktan ya. Ya hayatım, annem bunu kötü niyetle yapmamıştır ki. Bu iyi niyetli bir şey değil Yasin. Sen burada yoksun ve hiçbir şey farkında değilsin. Ama umurunda değil ki. Ben elin kızıyım ya. Ya yanında laf çarptırıyor, ben fark etmiyorum sanki. Ya ne dedi şimdi kadın? Yorulmuşum sadece dedi. Hayatım bak, biraz sakin ol. Artık dayanamıyorum Yasin. Ya özel hayatımız bile kalmadı. Katlanamıyorum, anlamıyor musun beni? Peki Deniz, benden ne yapmamı istiyorsun? Söyle bana, ne yapayım? Bak, küçük bir ev mi tutarsın? Ne yaparsın bilmiyorum ama burada olmasın. Tam Aliye'yi büyüttüm, kafam rahat etti derken annen yataklara düşecek, ben bir de ona bakacağım. Ben hiç uğraşamam öyle şeyle, kusura bakma. Sen ne söylediğinin farkında mısın Deniz? Ben bu evi bile annemin birikmişlerini katarak alabildim ancak. Ve bu evde hakkı var. Üstelik Aliye'yi de annem büyüttü. Yaşanınca iyice bulanı yaptın. Sen başını alıp gidiyorsun. Onun karnını ben çekiyorum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ne diyorsun? Benden ne yapamıyorsun? Ağlıyor musun babaanne? Yok yavrum, sana öyle gelmiş. Ama gözünde yaş var. Olsun, yaşlılıklardır. Sen merak etme. Beni istemiyorsan söyle. Ama bil ki ben bunlara katlanmak zorunda değilim. Hayatım saçmalama. Tabii ki seni seviyorum. İstiyorum. Sen benim karımsın. Yatma vaktini aç çiçeğim. Hadi kapa televizyonu da yat artık. Tamam, kapatıyorum. Anneciğim uyumadıysan bir gelebilirim. Geliyorum. Anneciğim, bir mutfağa geçebilir miyiz? İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Ne oldu oğlum? Anne, bir türlü huzuru bulamadık ya. Neden? Benim yüzümden mi? Anneciğim bak, sen de kızın her şeyine karışıyormuşsun ama.
Neyine karışmışım oğlum? Evin düzenine, çocuğun düzenine karışmışsın. Ali'ye sinemaya götür babaanne dedi, onu götürdüm. Ardından dağınıklıkları topladım. Daha başka ben ne yapayım oğlum? Benim yaşım kaç, başım kaç? Anneciğim bak, bir insanın evinde huzuru yoksa hiçbir şey olmaz. Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Ne yapmamı istiyorsun oğlum? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Ama ya Deniz'in huyuna gider anlaşırsın ya da... Ya da? Bilmiyorum anneciğim, bilmiyorum. Ben bu yaştan sonra ne yaparım? Nereleri? Babam baktı ama hiç kafanı açmadın. Bilmem, hiç fark etmedim. Seni çok seviyorum babaanne. Ben de seni seviyorum, nar çiçeğim benim. Babaanne. Efendim. Yanıma gelir misin babaanne? Gelirim yavrum. Korkuyorum. Babaanneciğinin gülü, güzelim benim. Oo. Bak, yatmadan her gece duanı yap. Ondan sonra bir daha hiçbir şeyden korkmazsın. Tamam. Yavrum. Seni seviyorum. Bakkala gitmiştir. Gelir şimdi. Gözün aydın Deniz. Annem gitmiş. Ah ah. Nerede o günler? Eşyalarını toplamış kadın. Daha hızlı salla. Olur kızım.
Odada oturan teyze niye ağlıyor baba? Gidip niye ağladığını soralım mı? Sorarsak ağlamaz mı? Belki de ağlamaz. O zaman soralım. Hadi gel. Niye ağlıyorsun teyze? Yok yavrum, sana öyle gelmiştir güzel kız. Hayırdır teyze, yardımcı olacağımız bir şey var mı? Sağ ol evladım, Allah razı olsun. Ben de kalkıyordum zaten. Teyzeciğim, iyi misin? Of, sağ bacağım biraz fazla ağrıyor oğlum. Ayakta durunca daha zorlanıyorum. Yakınınız falan var mı? Telefon edelim, gelsinler. Bavulla zor olur sana. Yok çocuğum, ben şimdi yakın yere gideceğim zaten. Hadi siz de benim için yolunuzdan alıkoymayın kendiniz. Bak kızım da terlemiş galiba babası herhalde. Oyun oynadı. Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam teyzeciğim. Hadi kızım, evimize gidelim. Hadi kızım. Duracaksan kalk git odana. Babaannemi bekliyorum. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Dünyaları aldın. Daha ne alacaksın? Ama markete gitmek için seni her zaman bulamıyorum ki. Ne oldu? Şuradaki teyze hala orada. Hangi teyze? Gel benimle. Teyzeciğim, sen daha evine gitmedin mi? Öğleden beri buradasın. Kayıp mı oldun teyzeciğim? Bir şey mi oldu? Yok yok. Oğluma gidecektim ama yolu bulamadım. Oğlum mu gelecek yani? Telefonu falan varsa arayalım. Yok yok, numarası yok. E ne yapacaksın peki? Nasıl bulacaklar seni? Ayaz'da oturmuşsun böyle. Öğleden beri buradaymışsın. Yemek yememişsindir. Aç mısın? Yok, değilim. Karakola götürelim seni. Orada misafir edelim. Bak, benim bey başkomiserdir. Oğlum da bulur hem. Yok, ben karakola gitmem. Hem siz benim için yolunuzdan alıkoymayın kendinizi. Bir otel bulurum şimdi, oraya giderim. Teyzeciğim, otel olur mu? Eğer karakola gitmekten çekiniyorsan, bizde misafir ol. Seni bu gece misafir edelim. Yok, ben size zahmet vermek istemem. Olur mu öyle şey teyze? Bak, ellerin de buz gibi olmuş. Hadi, hayatta bırakmam seni. Bu gece bizim misafirimiz ol. Bak, yarın Hasan oğlunu bulur getirir sana ha. Hadi Hasan, al sen de teyzenin bavulunu. Hadi teyzeciğim. Ama ben size böyle bu saatte rahatsızlık vermek istemiyorum kızım. Esas biz sana rahatsızlık vermeyelim. Sen gel de benim kaynanayı gör hele. Hadi teyze. Hadi teyze. Hadi. Yok dayıcığım yok. Henüz bir haber yok. Koskoca kadını nasıl kaybettin anlayamıyorum. Ya dayıcığım, polise ve hastaneye haber verdim. Bir şey çıkarsa arayacaklar zaten. Annen ortalarda yok, sen evde rahat rahat oturuyorsun. Dayıcığım, elimden bir şey gelmiyor ki, ne yapayım? Tamam, ben arıyorum, bulursam haber veririm. Tamam dayıcığım, sağ ol, sağ ol. Kadın kayboldu ya, herkesin gözünde kıymetlendi tabii. Ne demek istiyorsun sen Deniz? Yalan mı? 4 senedir bayramda bile aramayan dayı neden arıyor şimdi seni? Deniz sus artık, tamam mı? Sus, sus artık.
teyze, hoş geldin. Bu gece teyzemiz misafirimiz olacak. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş gördük. Siz niye üzerinize alınıyorsunuz? Size demedim ki. Kızımla damadıma söyledim. Hadi kızım, sen poşetleri al da mutfağa götür. Al şunu da. Annemle de tanışmış oldunuz böylece. Her bulduğunu eve getirirse bu babanla işimiz var yani. Bilmiyorum anneanne, zaten bir gece misafirimiz olacak. Ay ben bir gece mi gece, yarım gece istemiyorum. Parkta görmüş, tutmuş getirmiş kadını buraya. Bitli pasaklı biri olmasın sakın. Ay Allah muhafaza. Ay başımıza gelen. Eyvah eyvah eyvah. Ay istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Sen böyle hiç bakma. Sağ ol yavrum. Afiyet olsun. Buyur anneciğim. Buyur anneciğim. Maşallah. Kızınız da, damadınız da, torununuz da dünya iyisi. Öyledirler öyle. Yaşın kaç hemşire? 70. Ya sizinki? Hanımlara yaşı sorulmaz. Bunu hiç duymadın mı? Yani duydum da siz sorunca... Adın ne? Adım Gelin. Babam koymuş adımı. Ölene kadar da hep Gelin diye çağırdı beni. Olmaz öyle şey. Anlamadım. Olmaz işte canım. 70'lik gelin olmaz. Üzerini değiş hemşire. Rahat edersin. Hem toz toprak olmuştur üstün başın. Annem çok şakacıdır, kusura bakmayın. Beni de hep pasaklı diye çağırır. Anneniz haklı kızım. Bütün gün sokaklardaydım ben. Eğer izniniz olursa bir üstümü değiştireyim ben. Buyurun, ben size banyoyu göstereyim. Burada üstünü değiştirebilirsin teyze. Sağ ol yavrum. Annemin kusuruna bakma teyze. Çocuk gibi artık. Sen üstüne alınma. Yok yavrum, niye alınayım? Kadın da haklı bir yerde. Bütün gün toz toprak içinde kaldım parklarda. Olur mu öyle şey teyze? Olur kızım, olur. Ne yaparsın? Kaldım işte böyle. Halinde hiçbir şey yok teyze. Hasan merkezden araştırır, yarın oğlunu bulur. Sen gönlünü ferah tut. Üzme kendini. Neyse, ben seni rahat bırakayım da giyin. Sağ ol yavrum, Allah razı olsun. Çok yoruldum, çok. Of, of. Ayıp ediyorsun anne kadıncağıza. Misafirimiz o. Hadi niyeymiş o? Ha bir de ayaklarına yağ süreydiniz. Ayaklarına yağ sürmek ne demek anneanne? Bizim orada ahıra yeni bir mal aldılar mı, ayaklarına yağ sürerlerdi. Aşk olsun anne. Kadıncağızı bir de mal yaptın ya. Canım ya, lafın gelişi ya. Mal, mal dediysem böyle... Hani gelinler de eve geldiğinde ayaklarına yağ sürerler. Gelin ana gelince bir iki hoş laf et de kadıncağızın gönlünü al. Ya ben o pasaklıya süslü laflar edemem kızım. Yakışıyor mu sana anne? Yakışıyor. Görmediniz mi? Tanımadı bile beni. Adın ne diye sordu. Tanımıştır anneanne, sen bugüne bugün Karadenizli Rukiye'nin nesin? Dur. Sen bu boyundan büyük lafları nereden öğrendin bakayım ha? Kimden öğrenecek anne? Bunlar senin hep söylediğin laflar değil mi? Ya. Tamam Hasan evladım, tamam. Ben odamda üstümü değiştirip de giyeyim. Üzerinde ne var anne? Daha sabah giydin ya. Gece kıyafetlerimi giyeceğim. Gece. Yaşlıyız ama kadınız herhalde. Ha? Babaannem ne zaman gelecek baba? Bugün yarın gelir kızım, merak etme. Pizza söyleyeceğim. Bugün yemek yapamadım. Ne demek yemek yapamadım?
Sen bu çocuğu böyle mi doyuracaksın Deniz? Ya ne olacak? Bugünlük de böyle olsun. Allah sana akıl fikir versin. Alo, bir tane büyük boy pizza alabilir miyim lütfen? Hop! Ne oluyor? Niye getirdin onu odama? Ne yapsaydım anne? Balkonda mı yatırsaydım kadını? Evimiz dar biliyorsun. İstemem. O kadınla ben asla bir odada yatmam. İstemiyorum. Hiç yalvarma. Hayır. Annem benim. Altın kalpli, iyi yürekli annem benim. Bırak, bırak, hadi, bırak. Hadi. İstemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hadi anneciğim. Of, 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 of. Niye zahmet ettin teyzeciğim? Ben hazırlardım. Erken kalkmıştım. Hem ben mutfak işlerini çok severim. Hadi sen geç otur. Çayı ben koyarım. Tamam. Senin oğlun evli mi teyze? Evli. Bir de dünyalar güzeli bir torunum var. Allah bağışlasın. Amin. İnşallah tez vakitte kavuşursunuz. İnşallah. Diğerleri kalktı mı? Kalktılar, kalktılar. İyi. Oo, sofraya bak. Yasemin, anneanneni uyandır çabuk. Böyle nefis bir sofrada onu bekleyemem doğrusu. Uyandırdım baba, geliyor. Sağ ol ya. Buyur anne, otur. Besmele çektiniz mi? Çektik, çektik, çektik. Sen de çektin mi? Çektim, çektim. Hadi başlayın o zaman. Şeker? Peynir de ye kızım. Adı gelinmiş. Babam öyle koymuş diyor. Olsun anne. Sen de takacak başka şey bulamadın. Gelin. Ne güzel isim işte. Olmaz. 70'lik gelin mi olur canım? Adını değiştir. Hem sonra sabaha kadar horladın. Gözüme bir damla uyku girmedi. Siz hiç merak etmeyin Rukiye Hanım. Ben kahvaltıdan sonra gideceğim zaten. Anne bak, kahvaltımızı gelin ana hazırlamış. Hem de ne kadar güzel hazırlamış. Ne oldu anne? Ben bu kadının hazırladığı kahvaltıyı yemem. Elini yıkadı mı? Dur bakayım. He? Yıkadım, yıkadım. İçiniz rahat olsun Rukiye Hanım. Bana adımla hitap etmeyin. Anne, senin adın Rukiye. Gelin ana ne desin sana? Hayır, hanımım desin canım. Hizmetçiler gibi. Saraylarda oluyor ya hani, öyle öyle bir şey. Anne iyi misin? Rukiye Hanım. Bir şeyin var mı? Kızım çabuk aç arabanın kapısını. Ah anne ah. Topuklu ayakkabı giymek senin neyine? Yasemin sana emanet gelin ana. Tamam yavrum tamam. Rukiye Hanım iyi olsun da. Üzülme mi? Anneannen iyi olacak. Hadi gel kızım. İçeri girelim. Güzelim. Hadi gel. Hadi ye yemeğini yavrum. Merak etme. Anneannen iyileşecek, gelecek eve. Dönecek. Efendim? Kızım iyi misin? Hı hı. Gelin anayı verir misin? Tamam anne, veriyorum. Annem.
Alo, Fadime kızım. Gelin ana, doktora acil kan gerekli dedi. Biz kan arayacağız, biraz geç kalabiliriz. Siz ne kan arıyorsunuz ki yavrum? 0 RH negatif. E iyi işte, benim kanım tutar o zaman. Ben de 0 RH negatifim. Nasıl yapsak ki? O zaman Hasan'a söyleyeyim, gelip sizi alsın. Allah razı olsun gelin ana. Allah sizden de razı olsun yavrum. Tamam, ben o zaman bekliyorum. Hemen gönder Hasan'ı. Tamam teyzeciğim. Hadi bakalım, hastaneye gidiyoruz anneanneye. Kan verirken canın çok acıdı mı teyze? Yok kızım, yok, acımadı. Ama biraz dinlenmen gerekiyordu. Şerbet verdi ya hemşire, iyi geldi yavrum o. Doktorlar ne demiş peki, iyileşecek miymiş? Yokmuş bir şey teyzeciğim. Birkaç gün müşahede altında kalacakmış. Başına dikiş atmışlar, o kadar. Allah senden razı olsun teyze. Olur mu öyle şey kızım? Allah hepimizden razı olsun. O iyi olsun da benim için yeter zaten. Yalnız Yasemin'i orada bırakmasaydınız. Sonuçta hastane orası ya. Dedim teyze. Dinletemedim ki. Gelsene teyze. Yok kızım, ben hiç gelmeyeyim. Sen benim çantamı getir. Rukiye Hanım benden hoşlanmadı. Geldiğinde beni görüp de üzülmesin. Olur mu öyle şey teyze? Sen ona kan verdin. Kan kardeşi oldunuz ya siz artık. Annem bir dönsün, bakarız bir çaresine. Hadi gel. Peki o zaman. Yaşlandık işte, kaldık böyle. Teyze, bana mı dedin? Yok yavrum, eşimin resmiyle konuşuyorum. Sanki bana öyle geliyor ki bir yerlerden beni duyuyor. Ben de onunla dertleşiyorum. Nereden biliyorsun teyze? Belki de gerçekten duyuyordur. İnşallah kızım, inşallah. Hadi sen işine bak, ben şimdi buraları bir toparlayayım. Hadi yavrum. Aman teyze, onları sakın elleme. Bu ne böyle? Ada çayı mı yoksa? Onlar annemin gençlik iksiri. Kendi gibi yaşlı bir arkadaşı var, durmadan ot gönderir ona. Ama henüz gençleştiğini göremedik. İşte o topuklu ayakkabı hikayesi de buradan geliyor. Şimdi anlaşıldı. Bari birimiz kalsaydık annemin başında. Kadıncağızı tek başına bırakmasaydık. Yasemin'i bırakırken küçük bir işim vardı. Onu da halledeyim dedim. Ne işin vardı? Sabah karışıklıkta unuttum. Gelin ana ile ilgili bir kayıp bildirim var mı? Onu soracağım. Soyadını biliyor musun bari? Gelin adında kaç tane kişi kaybolur Fadime? Selamün aleyküm. Ben başkomiser Hasan Aslan. Eyvallah, eyvallah. Gelin adında bir kayıp bildirim var mı yakın zamanda? Kayıtlara bakar mısın? Soyadını bilmiyorum ama isimden anlarız zaten. Tamam, bekliyorum. Ay, olsa inşallah. Evet, benim yakınım kendisi. Kim vermiş bildirimi? Yasin Akda. Numarasını da alayım. Tamam, ben hallederim. Eyvallah, tamam. Sağ ol, sağ ol. İyi nöbetler. Ev telefonuymuş. İnşallah doğru numaradır. Yoksa kadının hali harap. Aramayacak mısın? Sabah hastaneden ararım. Ben annemin yanına gideyim. Hayatım, telefona bakıver.
Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Yasin Aktağ ile mi görüşüyorum? Buyurun benim. Kardeş, gelin ana senin valide değil mi? Evet annem. Ne oldu? Bir şey mi oldu anneme? Yok yok, sakin ol. Ben Hasan. Annem bir parkta oturuyordu öyle. Karakola gelmek istemedi. Misafir ettik biz de. Ama kadın çok üzülüyor. Nasıl yani? Yolu bulamamış. Sana gelecekmiş. Anladım. Allah razı olsun. Adresi bana verir misiniz? Papatya Sokak, No 5 Beykoz. Tamam, hemen geliyorum. Çok sağ olun. Deniz, ben annemi getirmeye gidiyorum. Ne annesi ya? Ne güzel rahat etmiştik. Ne olduğunu bilmediğimiz birinin yanında kalıyor kadın. Orada mı bırakacağız? Ya çocuk mu senin annen? Biliyordur, tanıyordur. Gitmiştir herhalde. Saçmalıyorsun Deniz. Bak Yasin, eğer o kadın alıp bu kapıdan içeriye girersen kızımı da alır çeker giderim. Ne benim yüzümü görebilirsin ne de onunkini. Orada mı bırakacağız kızını? Sen de annesin Deniz. Akrabalarına konuşmadın mı? Gider ikna edersin, kalır birinin yanında canım. Tamam Deniz, tamam. Dediğin gibi olsun. Anne, beslenme çantam nerede? Öf be! Servise geç kalacağım. Beslenme çantam nerede? Beslenme hazırlamadım. Al şu parayı, kantinden bir şeyler alırsın. İstemiyorum. Babaannem domatesli tost yapıyordu. Ondan istiyorum. Babaannen yok artık. Laftan anlamıyor musun sen? Hep senin yüzünden gitti. Babama bir sürü şey söyledin. O da kovdu babaannemi. Bana bak, benim sinirlerimi bozma. Ne yapıyorsun sen Deniz? Babaannesinin torunu işte. Daha fazlasını hak etti. Deniz çok oldun sen. Çık şu evden, çık. Ah, ne yapıyorsun be? Al şu çantanı, defol git şu evden. Hadi yürü, hadi. Sizle mi uğraşacağım be manyaklar? Aslan gibi anam babam var benim. Al şimdi ananı, oturun baş başa. Nereye gidiyoruz baba? Babaanneni almaya. Çok özlemiştim babaannemi. Neyin var yavrum? Ateşin de varsın. Bilmiyorum baba. Babaanneni bulalım, o sana çok güzel bakacak. Geçmiş olsun. Geç, hoş geldiniz. Geç, otur. Anneanne, genç olacağım diye ne hallere düştüm böyle? Hiç sorma kızım, hiç sorma. Kuru lafı bırakın da biraz biz gelin hanımla konuşacağız. Niye anne? Dediğimi yapın canım, hadi. Hadi biz içeri geçelim. Hı. Kan vermişsin bana. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Hiç önemli değil. Deme öyle deme. Allah razı olsun. Senin sıhhatin yerinde ya. Gerisi boş. Sana laf ettim, şey ettim ama kötü niyetimden değil. Bilirsin değil mi? Biliyorum Rukiye Hanım, biliyorum. Yaşlılık işte. Gençlere heves ediyorsun, genç olamıyorsun. Sinirleniyorsun, ona buna çatıyorsun. Hele bir de sen geldin. Dedim ki tam yaşıma denk. Kuma gibi. Şunu bir kıskandırayım dedim. Unuttum gitti Rukiye Hanım. Rukiye de bana. Rukiye kardeşiz artık. İnşallah en yakın zamanda kavuşursun çoluğuna çocuğuna. İnşallah. İnşallah. Gel ya. İyi günler. Hasan Bey sizsiniz değil mi efendim? Evet. Yasin Bey değil mi? Evet. Annemi almaya geldim. Buyurun. Arka bahçede zaten. Teşekkürler. Önden buyurun.
Gel kızım. Babaanne çok ya özledim benim. Seni. Güzel çok torunum benim. Rukiye Hanım bu da benim torunum. Ah maşallah. Çok da güzel şey ayol maşallah. Bir öp bakayım elimi. Ah, maşallah. Aman, anneanne kıskanma ben de senin elini öpeceğim. Gel öp hadi gel. Anneciğim ne olursun affet beni. Ben bu yükün altında yoksa yaşayamam. Tamam oğlum tamam. Geçti geçti. Rukiye Hanım bu da benim oğlum Yasin. Ne bu surat böyle iki karış? Ananı bulduk oğlum. Gel elimi öp bakayım. El öpenin çok sağ olsun. Anneanne kıskandım. Ben de senin elini öpeceğim. Hadi öp. Hasan Bey Allah sizden razı olsun. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne demek kardeş? İnsanlık vazifemiz. Zaten gelin anaya bir vefa borcumuz var artık. Kıymetini bilin gelin ananın. Vallahi bir yanlış yapın. Gelip evinizi barkanızı dağıtın ona göre. O benim artık kız kardeşim. Öyle değil mi gelin? Öyle Rukiye Hanım öyle. Ben senden büyüğüm. Bayramda da gelmek sana düşer ona göre. Bekliyorum. Bundan sonra öyle olacak. Hiç merak etmeyin. Ona göre. Hasan Bey biz artık annemin eşyalarını alıp müsaadenizi istiyoruz. Ben hemen getireyim. Kendine biraz sığgın değil mi babaanne? Deme öyle deme. O benim güzel kızım. Hadi çorbamızı bitirelim biz. Yolcu yolunda gerek artık. Uçağım bu gece kalkıyor anneciğim. Gidiyor musun baba ya? Tabii gidiyorum yavrum. Baban evine ekmek getirecek. Çalışıp kazanacağız. Sen bizi merak etme. Aliyen bana emanet yavrum. Tamam anneciğim. Anneciğim. Ben 3 haftaya kadar döneceğim zaten. Mutfağa biraz para koydum. Yeter size. Tamam. Biz idare ederiz. Sen hiç meraklanma yavrum. Tamam anneciğim. Efendim? Kaza mı geçirmiş? Hangi hastanede? Hadi biraz daha iç kızım. Hadi biraz daha iç kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.